Şalom Kulam, Bu haftaki parçamız Devarim parçası. Aynı zamanda Şabat günü Tiş Abe Av, Dokuz Av. Tabi ki Şabat'a denk geldiği için pazar günü tutulacak oruç haline dönüşüyor. Ancak Feraşa'nın bahsettiği pasuklardan bir tanesi bizim durumumuza aslında büyük bir açıklık getiriyor. Diyor ki pasukta, Va atsa ve çofetehem ba eta emredeceğim diyor Tanrı, talimat vereceğim diyor hakimlerinize. Şamua ben ahihem, uşfattem Lütfen diyor kardeşlerinizi dinleyin, onları adaletle yargılayın. Uben ahiv, uben gero. Kim olursa olsun herkesi layıkıyla ve olması gerektiği şekliyle yargılayın. Özellikle David Amelech'in bahsettiği telim pasonda şöyle geçmekte. Asitim işbat ve sedek baltanihenili oşki ben diyor adaleti yaptım ama diyor ben de senden aynı şekilde bana karşı yapılanların da adaletle yapılmasını istiyorum. Biz millet olarak maalesef ikinci bir kurulmasını her ne kadar ki görebildiysek üçüncü bir kuruluşunu, üçüncü bir temektaşın oluşumunu 2000 senedir göremiyoruz. Asıl sorun da zaten belki de Rabilerimizin bizi söylemiş olduğu hem Galuta Diyaspora'ya alışmış olmamız hem de maalesef içimizdeki Sinat Hinam'ı ortadan kaldıramamış olmamız. Bunun telafisi ve düzelebilmesi belki de aslında Sedek'ten yani adaletten veya İsrail milletinin yaptığı gibi merhametli davranmaktan geçmekte. Ki bunu hepimiz başarabilsek Bezat Haşem 3. Betamiktaş'ın kuruluşunu bile görebileceğiz. Bununla ilgili çok özel bir hikaye vardır. Bir Aizer Halif anlatmıştır bunu. Bir tane Yahudi bir çocuk sahibi olur Eret İsrail'de ve fakat maalesef çocuğun kalbi sorunlu doğar. Ve bu var olan sorunun çözülebilmesi için Rabbisine danıştığı zaman bu ameliyatın ve bu tedavinin en iyi yerin Brüksel olduğunu ve oraya gitmesi gerektiğini söyler. Tabii bu çok büyük masraflı ve maliyetli bir şey olacaktır. Fakat bunu tabii ki esirgemeyeceği için evladından, baba kolları sıvar ve insanlardan yardım istemeye başlar. Fakat topladığı rakam ancak 30 bin dolara gelebilir ve ameliyatın masrafı 150 bin dolar. 120 bin dolarlık bir açık vardır. Rabi'sine sorar ne yapayım der. Der ki madem Rabi bu yola çıktık ve bu yola gidilmesi gerekiyor, sen Brüksel'e git ve Behzataş'a her şey yoluna girecektir. Ve adam hastaneye gelir, çocuğunu hastaneye yatırır ve tabii ki elindeki sadece 30 bin doları yatırır hastaneye ve iki gün sonra olacak olan ameliyat için kısa sürede 120 bin doları bulması gerekmektedir. Ve çok ilginçtir, o Brüksel'de bulunan rabilerin bir tanesi özellikle Rabbi Salomon adında o anda o hastanede herhangi bir sebepten bulunmakta ve bu kişinin telaşını ve üzgünlüğünü fark etmektedir ve kendisine sorduğu zaman durumun kritiğini anlar. Fakat der ki merak etme Tanrı sana yardım edecek der. Ve orada da biraz toplamaya ve yardım istemeye devam eder. Fakat toplayabildiği maksimum 10 bin dolardır. Ve bu şekilde aslında İsrail milletinin en önemli özel olan Rahmanim, Bayşanim ve gomle utangaç, merhametli ve yaptığı iyiliği hiçbir zaman karşılık için yapmayan bir statüyü aslında Tanrı bize öğretmiştir. Ve bu özelliğiyle Rabbi kendisine hesabındaki var olan bir yüz bin doları bu ameliyatta kullanılması için borç olarak verir. Ve der ki, bu inanıyorum ki bu ameliyat iyi geçecek ve sen de bunu bana borcunu ileride ödeyebileceksin. Eğer ödeyemezsen der, hiç merak etme, mahullah. Yani şu andan itibaren sana bunu hediye etme durumunu da aynı şekilde onay veriyorum, karar veriyorum. Ve gerçekten ameliyat gerçekleşir. Ve çocuk çok güzel bir şekilde hayata tutunur. Ve tedavisi bittikten sonra bu kişi tedavisi süresi boyunca devam edip topladığı bir on bin doları daha Rabi'ye götürür. Ve Rabbi der ki tamam der bundan sonra artık sen Elet ile geri dön. Orada hayatına devam et. İnşallah bunu toplarsan dediğim gibi toplamazsan da mahulleka zaten söylemiştim der. Ve çok ilginçtir. Aradan zaman geçer. Ve bu zamanın süresinde her sene bu kurtulan çocuğun resmini babası Rabbi'ye yollar. Doğum gününde veya o süreçte. Çocuğun nasıl büyüdüğünü göstermek, nasıl sağlıklı olduğunu ispat etmek için. Bu arada bu Rabi'de bir çocuk sahibi olur. Fakat maalesef bu kız çocuğunun bir kan hastalığı çıkar. Ama çok düşük seviyededir. ve Bu küçük seviyede, düşük seviyede olmasına rağmen ileride bir sorun teşkil etmeyeceğini bilmesine rağmen tedavi çok güzel yapılmıştır. Ama bunu hiçbir zaman saklamazlar. Özellikle de kızın şiduh yani evlenme çağı geldiği zaman damatlara bu söylendiğinde hiçbir damat bu şiduhu istemez, bu evliliği olmasını kabul etmez. Ve sonunda Ribuşalôm çok üzülür ve her çocuğun e, evlenmesi gerektiğini bildiği için kendi kızının da evlenmesi için Tanrıya dua eder ve sonunda soluğu kotele gitmekte ve orada dua etmekte alır. Ve öyle bir dua eder ki sanki gökleri yırtarcasına ve öyle bir hisle ayrılır ki Kotel'den sanki dua kabul oldu ve birazdan bir şey olacak. Kotel'den çıkarken yolda işte o yardım etmiş olduğu çocuğun babasına denk gelir. İlk başta tanımazlar sonra böyle bir bakışırlar aa der sizi tanıyorum falan sarılmalar öpüşmeler ve hal hatır sormalar işte Rabbi der, ben der kızımı evlendirmek istiyorum ama işte onun da bir kan hastalığı vardı. Bütün damatlar reddettiler. İşte o adam da der ki, işte ben de der oğlumu evlendirmek istiyorum. Kalp hastalığını gizleyemiyoruz, herkese söylemek zorundayız. Daha sonraki ileride bir sorun çıkıp da kimse bize niye söylemediniz demesin diye ona da hiçbir gelin bulamıyoruz. Bu cümleyi bitirir bitirmez ikisi birbirine bakmaya başlarlar ve ikisi de aynı şeyi düşünmektedirler. Acaba biz kendi çocuklarımızı şiduh yapabilir miyiz? Ve gerçekten kendi çocuklarını tanıştırırlar ve inanılmaz bir şekilde uyumlu, inanılmaz bir şekilde bir sevgi dolu, saygı dolu bir aile oluştururlar. Ve daha da önemlisi işte kurtarmış olduğu çocuğun aslında başkasının çocuğu değil, kendi kızını kurtarmış olduğunda en büyük ispatını Rabbi görmüştür. O yüzden Rabbiler bize öğretirler ki Tanrı hiçbir zaman organize ettiği şeyi senden, senin haberin olmadan yapmaz. Sadece sabırla bekleyip ileride sana dönmesini, çok net görebilmeni sağlar. İşte o yüzden Tanrı her verileni, yapılan her yardımı geriye ödemekte geri kalmaz ve geriye herkesin fayda göreceği şekilde ödemeyi gerçekleştirir. İşte bugünlerimiz inşallah Tanrı'nın yardımıyla Maşiyah dönemine, 3. Betametiş'in bir kuruluşuna, birbirimize yardımlara öyle yüksek bir seviyeye bağlanabilelim ki artık bütün bu oruçlarımız ve sıkıntılarımız Sason ve Simha'ya, bayramlara ve eğlenceye dönsün. Hepimize şabat çalım.